Kanalından herkese merhabalar. Bugün önce görüntüsüyle etkileyen ama lezzetiyle de efsanevi kurabiye yapacağım sizlerle. Hemen yapılışına geçelim. 200 gram tereyağı kullanıyorum. İsterseniz margarin kullanabilirsiniz. Yumuşamış olması gerekiyor. Daha sonra bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Yağları biraz karıştırdıktan sonra içine bir su bardağı pudra şekeri, bir adet yumurta ekledim. Bunları telle güzelce karıştıralım. Tamamen krema kıvamına gelsin. Bir su bardağı nişasta ekliyorum. Ben mısır nişastası kullandım. Tarifte sadece bir çay kaşığı kabartma tozu var. Bir paket vanilin. Onun hepsini bir kere de eklemedim. Burada ölçüleri açıklama kısmına ekleyeceğim. Yumuşak, oldukça yumuşak ama ele yapışmayan kıvamda bir hamur yoğuracağız. Hamur toparlandığı zaman çok fazla yoğurmayalım. Kurabiye hamuru çok fazla yoğurmaya gelmez. Böyle bir kıvama geldiğinde yoğurmaya bırakabilirsiniz. Bu aşamadan sonra içine istediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz. Ben daha önce bu tarifi yaptığımda yıllar önce çok izlenmişti ve sayfamda en çok denenen kurabiye tariflerinden biri. O zaman damla çikolatalı yapmıştım. Bu sefer sütlü çikolata kullanıyorum. Bir küçük kase kadar. Küçük küçük doğradım. Biraz ceviz ekledim, 1-2 yemek kaşığı kadar. Biraz fıstık ekledim. Eklediğim malzemeleri yoğuruyorum ama çikolatayı bu aşamada eklemiyorum. Çünkü hamurumuz bembeyaz. Çikolatalar çok fazla yoğrulduğu zaman hamurun rengini bozuyor. Bu kurabiye görüntüsüyle çok güzel. O yüzden hamurun rengini bozmayalım. Çikolataları ekledikten sonra sadece parmak ucumuzla bu şekilde karıştıralım. Hamurun rengi bembeyaz kalsın. Hiçbir şekilde avuç içini kullanmadım. Çünkü avuç içi çikolataya değdiği anda ister istemez hemen erimeye başlıyor. Elinizde dondurma kaşığı varsa bu şekilde çok güzel oluyor. Ama yoksa da yuvarlayıp biraz bastırdıktan sonra çatalla artı şeklinde çizik atabilirsiniz. Ben daha önce o şekilde de yaptım. Öyle de görüntüsü çok güzel oluyor. O dondurma kaşığıyla bir de kabaran bir kurabiye değil, içinde çok fazla kabartma tozu olmadığı için piştikten sonra görüntüsü bozulmuyor. O yüzden nasıl şekil veriyorsanız piştikten sonra da fırından öyle alıyorsunuz. Toplam 35 tane kadar ortalama dondurma kaşığıyla yaparsanız çıkıyor. Görüntüleri çok güzel. Dediğim gibi daha önce yaptığım zaman çok izlenen, denenen tariflerden biriydi. Ağızda eriyen çok güzel bir tarif. Çok fazla kabarıp yayılan bir kurabiye olmadığı için birbirine yakın bir şekilde dizdim. Benim çok sık yaptığım tariflerden denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Fırını önceden 170 derecede ısıttım. Alt üst ayarda pişirdim. Fanla ayarda değil, çünkü kurabiyenin renginin çok fazla değişmesini istemiyorum. Ortalama 20 dakikada pişiyor. Çok hafif renkleri döndü. Son olarak kıvamına da bakalım. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Videoya beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Deneyecek herkese de şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.